Esta noche me hago la interrogante y le pongo fin a la impostora usurpadora. Tengo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mala imitadora. Sicilya'dayız. İlk günümüz. Benim de hayatımda ilk defa ilk günüm Sicilya'da. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Anlatıldığı kadar varmış. Tabii benim için ilk saatler. Vivian daha önce gelmişti buraya. Cefalo şehrindeyiz. Vivian'ın biraz keyfi bozuk. Güzel bir kahvaltı yapmaya geldik. Burasını önerdi kaldığımız Airbnb'nin sahibi. Kafe söyledik, dondurma söyledik, işte croissant'lar falan söyledik. Hepsi yanlış geldi, kötü geldi, bayat geldi falan filan. Benim için çok önemli değil. Yemek ilk, hani benim öncelimde durmuyor yani. Önemli olan ortam, sıcak, güneş, tam Türkiye ortamı. Şimdi hesap düzeltmelerini bekliyoruz. İçmediğimiz limonataları da basmışlar. Aklınızda olsun, İtalya'ya gelirseniz Sicilya'ya. Fişe bakmasaydık fazla para ödeyecektik yani. O arada dedim Vivian'a ben bari biraz çekim yapayım, başlayayım. Çok inanılmaz bir güneş var. Bizim Airbnb bu sokağın arkasında. İlk gün olduğu için şimdi ben de daha yeni yeni keşfediyorum. Ama İtalya geldiğim için çok mutluyum. İnsan çok sıcak, çok sıcak kanlı herkes. Tam Türkiye... Bir dakika gözümü takayım ya. Resmen bakamıyorum. Tam böyle işte Kuşadası Bodrum'u falan hatırlattı bana. Mediteran. Aynı bizim oralar. Şimdi bakalım karşı tarafa gitme gibi bir planımız var. Ondan sonra yemek memek. Sicilya günleri başlıyor. Bayağı bir süre buradayız. Az önceki yerden yürüyerek geldik. Mutlaka buraya yukarı çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Haç tarihi var orada bilmiyorum gözüküyor mu. Oraya çıkın dediler. Oraya çıkan böyle merdivenler var. Deniz tarafına geldik. Aynı Kuşadası sahili. Aynısı. Tam bu kadınlar denizin olduğu yere benziyor. Hiç tahmin etmiyordum bana ya. Kendi yurduma gelmiş gibi hissettirdi yani İtalya. Çok hoşuma gitti. İnsanlar zaten tipleri de bize benziyorlar. Yani gerçi tabii ilk günün şeyleri bunlar da. Gerçekten çok hoşuma gitti. Guarda che montagna la Sicilia, bravo. İtalyanlar nasıl bağırarak konuşuyor. Of, bayağı bağırıyor. Değişik sarı domatesleri böyle uzun denemek için aldık. Hayatımda bu kadar büyük paprika görmedim arkadaşlar. Benim ellerim çok büyüktür. Avucuma sığmıyor. Böyle bir şey görmemiştim. Bu da çok değişik bir domates şeyi tarzı. Böyle bir şekli var. Ama meraktan tavuk fiyatlarına baktım. Şunu çok et yiyorum. 670 gramı 6 euro. Yani Almanya'dan birazcık ucuz ama yine de pahalı. Çünkü İtalya'da maaşlar falan çok düşük. Bizim Airbnb sahibi de üst katta oturuyormuş. Bütün bu binalar adama ait arkadaşlar. Bu sıra gördüğünüz gibi hepsi 3 katlı. Belki 4. katı var mı? Yok, 3 katlı. Bizim konuşmamızı duydu. Hemen selam verdi, eline de almış. Burası bizim sokak. Kaldığımız yer çok turistik tabii. Aslında biz bu köşelerde böyle çok da vakit geçirmeyi sevmiyoruz yani. Daha orijinal, hani genel halkın olduğu yerler her zaman daha eğlenceli, ilginç ama doğruya doğru. Burada da şöyle güzellikler var mesela bak. Bu aradan direkt denize çıkabiliyorsun. Bizim evler zaten denize sıfır. Burada sağa sola her yere restoran kuruluyor. Bunların biliyorsunuz meşhur siestası var. Siesta bittikten sonra herkes işte öğleden sonra saat 7'ye doğru falan. Aslında akşama doğru. Herkes dışarı çıkıyor, yeme içme kültürü. Bizim Airbnb sahibi bize şemsiye verdi. İyi çünkü şemsiye yoksa adam başı, iki kişi pardon, 40 euro ödüyorsunuz sezonluklara. Bayağı pahalı. Biz sabah ilk kalktığımızda buralar bomboştu. Sabah dediğimde işte saat böyle 9.30-10 gibi yani. Kahve içmeye bile kimse yoktu. Ama şimdi yavaştan dolmaya başlamış. Sicilya'da ilk geldiğim andan itibaren beni çok etkiledi. Mesela Barcelona'da bunu yaşamamıştım. Doğru doğru. Ki Barcelona'da çok turistik, çok güzel bir yer ama ne bileyim İtalya'nın havası falan yok yani. Buradaki atmosfer çok güzel ya. Barcelona videolarında fark ettim arkadaşlar. Birkaç kişi Instagram'dan yazdı abi, gösteriyorsun yediğini içtiğini de biraz hani sohbet de etsek falan. Aslında doğru sonradan düşününce hiç kendimden bir şey paylaşmıyorum. Az paylaşmaya paylaştığımı fark ettim yani. O yüzden İtalya videolarında da biraz böyle kendi hayatımdan da ne bileyim sohbet kısımları koymayı düşünüyorum. Çünkü aslında insan her zaman sizi sohbetiniz için izliyor. Ben de başkalarını ne bileyim adamın muhabbeti beni kesiyor. Hoşuma gidiyor, o yüzden takip ediyorum. Sohbeti çok ihmal ettim, onun farkındayım. Ekleyeceğim onu söz. Bu arada yolculuğu size anlatmam lazım.
başımıza gelenleri anlatacağım. Arkamda sicili yersen. Will you cancel this fasting? Kavga ediyorlarmış. Bunlar Sicilyanın şeyleriymiş. Anca bayağı bağırıyorlar. Vivi. Abi böyle sokağın arasında yürürken baktık insanlar burada bu merdivenden çıkıyorlar. Aa bu kuş bakışı görebiliyorsunuz şeyi. Burada insanlar oturuyor. Direkt denize sıfır. Küçük bir espresso arası verdik arkadaşlar. Sonunda denize geldik arkadaşlar. Muhteşem bir ortam. Daha hemen yüzmedim de az sonra yüzeceğim. Abi aynı Kuşadası. Bütün su, suyun sıcaklığı, insanlar. Bak Vivian orada hemen yandakilerle sohbete başladı, laf attılar. Süper ya. İtalyanlar inanılmaz sıcak insanlar ya. Arkadaki teyze Vivian'a laf attı önce. Şey dedi, sen dedi çok zayıfsın, seni sevmeyecek. Çocuk seni sevmeyecek, aşık olmayacak dedi. Vivian'a da tipi yaptı dedi, ben aşkla, havayla besleniyorum diye. Sonra işte laf attılar bize falan. Dedi İtalyanca anlamıyor mu falan, nereden geliyorsunuz? Berlin, aa benim kızım da Stuttgart'ta falan. Ben de Stuttgart'ta yaşadım 10 sene dedi. Süper yani, hemen insanlar diyaloğa giriyor. Çok hoşuma gidiyor bu olay ya. Bu Almanya'da doğruya doğru eksikliğini çok yaşıyorum yani. Small talk yok ya, böyle birden muhabbete girme falan. Bu arada arkadaşlar bu Viviana söyledi, bana anlattı. Şu gördüğünüz şu yapılar var ya, bunlar Roma zamanındaymış. Dedim ki sen Roma demek dedim en az 2000 sene, sen ciddi misin dedim. Evet dedi, bu kapıların hepsi Roma zamanında yapılmış. Şehirde Mittelalter, yani Orta Çağ zamanında dedi yapılmış. Yani o kadar eski bir şehirde, tarihi bir şehirde bulunuyoruz. Bu yukarıya mutlaka çıkmak istiyoruz ileride. Birkaç gün sonra falan yaparız herhalde. İşte böyle yatlarıyla falan gelenler var. Ortam muhteşem, su sıcak. Tam benim sevdiğim gibi 40 derece. Bugün 41 derece. Bakalım daha o köşelerde falan bir sürü koy var. Belki diğerlerini falan da deneyebiliriz. Alışveriş yaptık. Zeytinyağı, işte tuz falan, onları unuttuk. Daha almamız gerekenler var falan. Buradan işte alışveriş yerine gideceğiz. Onları da alacağız. Çok, şimdiden çok güzel başladı yani tatil. Abi şimdi size sadece buraya, Sicilya'ya özgü bir yemek göstereceğim. Vivian'a fotoğrafını çekiyor. Çeksin bitsin. Also das heißt Arancina und es ist Reis frittiert, Paniermehl natürlich, Fleisch mit bisschen Tomatensauce und Erbsen. Gün batımı. Bütün gün dışarıdaydık. Gerçekten çok yorucu geçti ama çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi buraya gelirken havalimanında olan birkaç şeyi anlatacağım. Biz aslında saati 20.45'te uçmamız gerekiyordu. Önce Ryanair'den haber geldi. 3 saat gecikme var dedi. Onun arkasından 10 dakika sonra tekrar bir mesaj geldi. Hayır, 3 saat değil, sadece 1 saat gecikme var dedi. Biz de biraz panik olduk. Hemen ev sahibini aradık. Çünkü ev sahibi bize dedi ki taksi bulamazsınız. Gece, tren de gece zaten çalışmıyor. Ben sizi alırım. Çünkü zaten bize adam anahtarı vermek zorunda. Dedi ki ben hani gece yarısı sizi beklemeyeyim orada. Direkt havalimanına geleyim Palermo'ya. Palermo'dan sizi gece alayım. Cefalo'ya gelelim. Okey, süper. Bir hafta öncesinde böyle anlaştık. Pat gecikme geldi. Adama attık. Adam dedi ki gece 4'te sizi oraya almaya hani gelmem. Otellere baktık. Otel de bulamadık. İtalyan arkadaşlarına soruyoruz. Onlar da şey dediler yani o saatte hani taksi de bulamazsınız Palermo'dan. İtalya gibi düşünmeyin. Sicilya bambaşka bir sistem dediler. Dolayısıyla şey yani panik olduk bayağı. Neyse ondan sonra yine tekrar bir mesaj geldi. 1,5 saat gecikmeyle falan bizim uçağı kaldırabildiler. Tam havalimanına gittik. Şeyleri veriyoruz. Bizim elimizde valizleri veriyoruz. Pat Viviana'nın ilkokul arkadaşına denk geldik. Viviana bir İtalyan-Alman okulunda
okumuş Berlin'de. O çocuk da oradan. O da baba tarafı İtalyan, anne tarafı Alman. Onlara denk geldik işte. Onun arkasından dediğim gibi sürekli böyle gecikme haberleri olduğu için oturduğumuz yerden işte orta tarafa, o tabelaların olduğu yere gidiyoruz falan. Saatleri kontrol etmek için. Pat oradan Liliana bir kadınla çarpıştı. Birbirlerine döndüler. 20 senelik arkadaşıyla denk geldi. O kıza sonra Sicilyalı bir erkekle evlenmiş. Onunla işte sohbet muhabbet. Ondan sonra devam ediyoruz. Viviana'nın Viviana tam bir ay önce aslında Sicilya'ya başka bir arkadaşın şeyine gelmişti. Düğününe gelmişti. 4-5 gün burada kaldı. Orada tanıştığı başka bir İtalyan kızı sevgilisiyle bir de onlarla karşılaştık. Havalimanında 3 tane böyle arkadaş, yani tanıdığına denk geldik. Bir İtalyanlarda bu bizdeki şey muhabbeti de var. Hani biz hani neredensin, nerelisin muhabbeti yapıyoruz ya. Onlar da hepsi bana sordular önce işte İtalyan mı falan. Viviana dedi hayır falan. Nereli, oralı mı, buralı mı? Türkiye mi, Türkiye'nin neresinden falan filan. Şeydi, güzeldi yani. İnsanlar çok sıcak. İtalyan insanların, nasıl söyleyeyim size, sıcak sıcak olduğunu zaten biliyordum da insan yaşayınca tekrar wow diyorsun ya. Aslında benim doğam bu yani. Böyle hemen tanıştığın insanla hani sıcakkanlı hemen, ne bileyim, samimi ol, işte birbirinizle bir şeyler paylaşın, edin, sohbet edin falan. Hani bunu insan istiyor yani. Arıyorum, fark etti tekrar. Gecikmeyle geldik falan filan. Ondan sonra tabii bir yarım saat falan bizim valizler çıkmadı. Bir de onu beklerken neyse ev sahibi bizi bekledi. Adam da herhalde bayağı zengin bir adam. Çok ultra lüks bir arabayla geldi. Unuttum markasını ama Viviana dedi bu son model dedi yani dünya para. Ama anladığımız kadarıyla bütün bina, uyandık binalar falan hepsi adamın yani. Zamanında adam İsveç'te mi, Norveç'te mi ne çalışmış hatta. Norveççe falan bir şeyler de yazıyor kapıda. Neyse işte herhalde orada kendimize dedik belki para biriktirdi zamanında 15-20 sene. Geldi oradan ucuzdan aldı şimdi Airbnb'den dünyanın parasını götürüyor yani. Böyle manzaramız çok güzel. Yorulduk. Bugünün videosunu şimdi burada bitireyim arkadaşlar. Şunu da çok yapmak istiyorum. Belki denk gelir, kiralarız, yaparız. Burada bitireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.